Vay da çok şükür acı olmayan bir şey geldi. Hı hı. Mutlu musun? Evet, ben çok beğendim yemeği. Hı. Ana yemeği çok güzeldi. Gerçekten köftesini çok beğendim. İçine de baktım, pişmiş. Güzel, ben beğendim. Pilav? Pilavı da beğendim. Pilav seviyorum. Çok hafif şey olmuş da, tane tane olmamış. Çok hafif yani, çok o kadar lapa olmamış. Ama var, lapalığı var ama o kadar değil. Yenilmeyecek kadar değil ama güzel olmuş. Ben çok beğendim. Salata? Salatayı da dediğim gibi göbek salatası demiştiniz. Evet. Ama karışık salata yaptınız. Göbek salatası ben böyle beklemiyordum. Yani karışık salata yapmışsınız. Tadı güzel. Sulanmış ama yine de yani o kadar beğenmedim daha doğrusu. Ana yemeği beğendim. Ana yemeği beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş. Vayda Hanım, neler söylediğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorum. Ben dedim ki ne köftesini... Söyledin? Önceden ben bu yemeği yememiştim ama patlıcanlı etli yemek yedim ben. Yani biliyoruz sonuçta tadını, yemesem de bile tadını biliyorum. Dedim ki önceden patlıcanların ne o kadar ince ne o kadar kalın doğramaması lazım dedim. Köftesini de önceden kızartmasını isterim dedim. Evet. Çünkü daha güzel pişsin. Sonra fırına mı veriyorsunuz bilmem, sosluyorsunuz. Güzel olmasını isterim. Böyle yorum yapmıştım sanırım yani. Dediğin gibi olmuş mu? Olmuş. Bekir. Ben çok beğendim. Etinizde %100 dana mı kullandınız? Dana eti mi hepsi? Evet. İsteğe bağlı bunda bildiğim kadarıyla kuzu eti de atıldığında güzel oluyor. Peki galeta kullandınız mı evet. Köftesinde? Evet. Güzel, ana yemeğinizi beğendim. Pilavda sadece az bir dirilik var. Ama genel olarak tatları güzel. Salatanız ismiyle uyuşmuyor. Ama ben evet sadece mısırlı salata deseydim. Hı-hı. Ay pardon. Mısırlı mevsim salatası olabilirmiş mesela. Her mevsim olurmuş. Şu an, çünkü domates de var içinde mesela, domates yaz. Olmaz. Domatesin mevsimi var. Değil ki. Evet, öyle deseydim. Bir de şey de salatalık da hani şu an hep soğuk mevsim olduğu için genellikle bu mevsim salatası olmuyor pek. Köfteniz güzel, patlıcanın tadı da hoşuma gitti. Genel olarak afiyet güzel. Olsun. Ana yemeğiniz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ya bana köfte tuzlu geldi açıkçası. Sadece tuzlu olması. Biraz da sanki evet. Köfte birazcık çiğ evet kalmış evet gibi. Ayfer? Bana göre tuzlu. Tuzlu mu? Hayır, evet dediği devam edin anlamında evet, evet diyor. Evet. Tuzlu değil çünkü şaşırdım. Yok ben, bana tuzlu geldi. Pilavda tuzsuz geldi. Sana öyle geldi. Tuzlu geldi mi? Bana gelmedi. Bana da gelmedi. Bana tuzlu. Bana da ben genelde tuzlu yemek de sevmem. İşte ben çok tuz koyuyorum. Ama pilavda tuzsuz geldi bana. Yani pilav tuzsuz bana geldi. Bana güzel, ben beğendim. Tuz ekleyebilir yani, misiniz yani? Yok ben tuz eklemek istemiyorum. Pilav güzel, tane tane ama işte biraz daha tuzu olsaydı, bir de biraz daha yağlı olsaymış iyi olurmuş. Hani aslında az yağlı soğuduğu için bu şekilde tereyağı var, sıvı yağ var ama dediğim gibi soğuk olduğu için. Tekrardan ısıtma şansımız yok mu bu yemekleri bilemedim yani. Isıtamadığım için hani, bu şekilde getirmek zorunda servis kaldım. Servis yapmadan önce mesela çorbayı koyarken bile en kısıkta bir yapma şansımız oluyor mu olmuyor mu bilemedim de. Ya isim kebabı da işte fena değil. Hani ben de çok iyi yaptığım için bu ben o kadar çok damak zevkime evet, uymadı. Şey işte olarak, tuzlu geldi köftesi de. Tuzlu köfte değil bir, ama bana tuzlu geldi. Tuzlu değil. Vallahi tuzlu belki geldi. Ben çok tuz kullanmadım, tüketmediğim için belki de tuzlu evet geldi bana. Benimden farklı, ben zaten köfteli yapmıyorum, etle yapıyorum bunu. Et sup, kuşbaşı etle evet yapıyorum. Bilmiyorum yani hani benim göz zevkime bir kere en başta uymadı. Tadı da çok uymadı bana. Ama bunun hası bildiğim kadarıyla köfteyle yapılıyor. Evet. Yani doğrudur. Siz hani ekstra olarak etle yaptığınızı yani söylediniz etle... ama bunun orijinali köfteyle yapılır. İstim kebabının orijinali hem etle hem de köfteyle yapılır. Sabit bir kuralı yoktur. Bir de etle deneyin. Zaten bunu mutfakta konuşmuştuk, hatırlıyor evet musun? Evet Seda. Bir de etle deneyin hatta, ondan sonra. Hatta ben yapacağım dedim. Daha evet sonra ilk denemediğim için yapmadım. Hı. Onu da dile getirdim size. Yani... Neticede Nurhan? Şimdi insanın bir damak zevki var, alıştığı pilav mesela dedim ya, az pek kuru geldi, yağsız. Evet, soğuk. İşte köfte ve salatanın da sunumunu beğenmedim. Bir de çarşı pazar birbirine karışmış. Çarşı pazar diyorsunuz da yani olması gerektiği gibi. Tamam, böyle birbirine uyumsuz şeyler de var. Mesela ben bu salatanın içine yeşil soğanı hiç yakıştırmam. Ha damak zevki işte, ama ben kendi şimdi damak zevkimden bahsediyorum. Evet. Ben yeşil soğanı şu salatanın içinde sevmem. Onun için benim damak zevkime çok uymadı. Sunumunda şöyle geldi. O çok önemli bir davet yemeğinde. Ya hani o kaçmış burada olabilir. O ama kadar herkes yani de, hepimiz yani çorbada da burada kaçtı. Hepimizin... Şey ara sıcakta da kaçtı. Kaçıyor. Yani kaç sonuçta tamam hani yapacak siz de dört şey dörtlük olmayacaksınız. Tamam. Sizin yemekleriniz dört dörtlük olmayacak mı Nurhan Hanım? Olacağım.
diye düşünüyorum. Öyle, İnşallah eminim. Öyle olursunuz. İnşallah, ben de gelirim inşallah. Derim ki her şey tamam, elinize sağlık, söylerim bunu size. İnşallah çorba kalsın kenarlarında en ufak bir mümkünatı leke görmeyiz. Mümkünatı yok çünkü kepçeyle çorbaya nasıl koyacağımı biliyorum. Taktiğini söyleyeyim Nuray Hanım. Söyle. Kepçeyi döktükten sonra bir daha çorbaya batırırsanız damlamaz. Şu kepçenin altı ya, bunu çorbaya batırır çıkar geri asla damlamaz. Öğrendim damlarsa hocam. Ben en güzelini size sundum yani benim çorbamın. Tamam evet ve bana damlamamıştı. Onlara damlamıştı. Ben şanslıyım. Sonra ben kendi kendime nazar değdirdim. Evet. Bana gelmiyor dedim geldi. Yani kaçmış o. Sizde de olabilir bu. İşte peçeteyle alsaydım mutfakta. Ya acele ettim. Sıkıntı. Hani sunum bu sefer bekliyor. Ondan dolayı. Soğuyor diye. Evet zaten bak diyorsunuz zaten ki pilavınız. Soğuk. Günün yarışmacısı evet, her zaman. Heyecanlı. Hem heyecan hem de şimdi bu sofrada bir sürü yorumlardan herkes bir şey kapıyor, bir şey öğreniyor. En zor ilk günün yarışmacısı evet. için. Merve de yapsın yorumunu. Neticede Nurhan beğendi mi beğenmedi mi bacım? Ne dediğini çok anlamadım. Çok beğenmedim. Hangisini? Pilavı? Pilavı işte dediğim ya gibi öyle bir yağsız. Beğendim ya. El, afiyet bal şeker yani olsun. Yenilmeyecek bacım gibi değil. Yenilmeyecek gibi değil. Yenilmeyecek gibi demiyorum zaten. Hani benim çok damak zevkime uygun değil. Tuzsuz bir de. Ki ben sıfır tuz kullanırım. Evet. Tuzsuz geldi ama bana. Herkesin ama herkesin damak zevkine uygun yemek yani, yapamayız yani. Evet. Peki siz herkesin hangisine tatlıdır sonuç olarak? Herkesin damak zevkine göre yapın bilmiyorum, demiyorum. Bilmiyorum. Allah Allah niye müdahale ediyorsun? Anlatamadım derdimi ya, ama biraz önce tuzlu dediler. İslim kebabı tuzlu dedim, pilavı tuzsuz dedim. Ha, anladım. Çocuklar, ben pilav çünkü tuzlu ki ben sıfır tuz kullanırım hayatımda. Ben etkilememek için konuşmamaya çalışıyorum ama sizin burada devreye girmeniz lazım şöyle ki. Siz yediniz ve tuzu yerinde dediniz değil evet, mi? Evet. Sadece sunumda boşluk var dediniz. Evet. Nurhan İslim kebabı tuzlu, pilav tuzsuz diyor. Buna katılıyor musunuz? Yok hayır, ben katılmıyorum. Ama ben dedim ki dozunda yemişsiniz. Evet işte ona rağmen İslim kebabını diyorsunuz. Çünkü 3 kere aldım. Acaba ben mi şüphedeyim dedim. Vallahi pilavın tadı tuzu yerinde. Tamam bana tuzsuz tamam, geldi. Hı. Pilavınızı neyle yaptınız? Suyla mı, et suyuyla mı, bulyon mu ne kullandınız? Et suyu kullandım. Bulyon yok kesinlikle. Tane tane olmuş çünkü evet. Çok beğendim. Afiyet. Ama köfteniz pişmemiş. Fark ettiniz mi? Çiğ geldi. Yok bana yani pişmiş yani ben baktım. Yok. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ya dedim pişmemiş. Ya birazcık daha pişebilirdi köfte. Ben bakayım nasıl geldi. İçi aa, biraz buradan bakabilirsiniz Sedan. Yok pişmemiş. Yani izleyince göreceksiniz. Ben köfteden yemedim çünkü evet. Pişmemişti. Dört kişinin köftesi normaldi de bir tek Merve Hanım'ın kimi pişmemiş? Çünkü ben çok pişiriyorum etimi. Ama çok pişirdiğinde o zaman da kuruyacak sonra. Kuracak tokmak gibi olacak. Evet. Bu sefer de kuru geliyor. Tamam iyi bence. Tokmak gibi olur. Evet. Ben kebabı beğenmedim. Middle. Ben köfteli yaptığımda bir kere kızartmıyorum. Bunu salçalı suda salçalı suda pişiriyorum. Ama sabahtan beri kendi yaptığınız şeyleri hayır, anlatıyorsunuz. Hayır köfteli yaptığım zaman da köfteli yaptığımda iki kere yaptım köfteli. Normal salçalı suda haşlama gibi yani öyle pişiriyorum. Ama haşlama şahane olursa pişiyor. Bu sefer de haşlama gibi tabii, olmuş. Salçalı. Bir dene lütfen salçalı su. At köfteleri içine bir kaynasın. Ben de iki öyle tane yapıyorum. Yap mesela değil çok mi? Çok güzel oluyor öyle. Şahane oluyor. Ben de öyle yapıyorum. Merve yarım kaldı bebeğim. Pilav tane tane çok beğendim ama kebap istim kebabı pişmemişti köftesi. Patlıcanını yedim, biberini yedim o kadar çünkü pişmemiş. Yani ben kesinlikle ama kesinlikle az pişmiş et sevmiyorum. Ama izlerken göreceksiniz hatta diyeceksin ki ay köfteleri yapmış. Ama bu kalın bir köfte yani istersen yak içi pişmeyebilir. Kalın bence bir köfte. Toplanmış. Peki et de mesela sen kalın niye olduğunda. Merve söyleyene kadar benim köftem dedim, pişir demedin? Biraz evet. Daha pişmesi lazım da dedim. Madem Nurhan Hanım istim kebabını bu kadar iyi yapıyor şu anki istim kebabının eksiği nedir öğrenelim o zaman. Eksikliği işte az pişmiş. Ya tadında diyorsanız köftesi az pişmiş. Sunumunu beğenmedim. Patlıcan çok ne yağlı değil. Ne eksik diyorsun? Salça yani, mı? Salça. Salçalı suda kaynatıyorum. Ben köfteli ama ben kuşbaşı salça et de yapıyorum. Yok yok dış ses diyor ki ne salça eksiği var diyor bu yemin. Ben evet, bu yemeği salça. Yapmadım. Bilmiyorum salçası. Eksiğini. Çünkü yarışmacımız salçasını ve kürdanını almayı unuttu. Ama dış sesimi yüzünden unuttum. Dinlemeyecektim. Onu da bırak. Onu da bırak. Evet. Senin dış ses kusura bakma. Estağfurullah Seda Hanım. Anlamadılar. O yüzden özellikle Nurhan Hanım'a sordum. Evet o salçalı suyu sormayı unuttum. Evet. Salçanı unutmuşsun demek. Ama normal şartlarda kızarttım deyince bu şekil yapıyorsun diye düşündüm. Dediğim gibi pişmemiş. Salçanızı unutmuşsunuz. Büyük bir hayal kırıklığı. Salçanızı nasıl unutuz onu da düşünüyorum ama aklım almıyor. Salça çok önemli çünkü bir ürün. Madem bu kadar çok güveniyor yemeğine ama neden salçayı unutuyor?
bana garip geliyor açıkçası. Yani o anki telaştan unuttum. Ya bu ana yemek çünkü bu. Tamam, ana yemek de eti unuttuğumu düşünün. Bunu ben sizin önünüze çıkaramazdım. Eti unutanlar da oldu. Evet, olmadı değil. Ama siz de yarışacaksınız. Sizin de belki patlıcan yemeğiniz var. Ama yemeğin ana malzemesi salçadır zaten. Salçadır da hani o anki telaştan başka aradığım bir şey vardı, onu bulamıyordum. Ondan dolayı. Dış sesini. Ama siz döne kadar salçanın unutulduğunu duyma bilmiyordunuz yani. Ben anladım. Ben anladım salçanın olmadığını. Hatta salçalı sostan bahsettim. Bana sıra geldiğinde dile getirecektim zaten. Bunu. Salçanızı unutmuşsunuz belli. En önemli şey yok. Ama eti unutmaktan acınızı da unutmuşsunuz bu arada. Acınız yok. Çok acısız bu sefer de. Pilav ama baharat yok. Baharat bu pilavı beğendin mi Merve? Tane tane Seda Hanım. Salata? Salata göbek salatası değil. Vayda Hanım, tane tane gibi duruyor ama biraz lapalık var dedi. Bana öyle geldi. Ben tadını beğendim. Böyle ben yemiyoruz ya, biz böyle pilav yemiyoruz. O yüzden bana bu yapıştığı zaman lapa geliyor. Ama tadını güzel dedim. Güzel, tadı evet. Güzel dedim. Ama Vahide Hanım'a lapa gelen pilav Merve Hanım'a nasıl tane tane geliyor? Çünkü et suyu kullandınız. Evet. Et suyu kullandığı için inanılmaz güzel bir lezzet vermiş. Ben sürekli pilav yapıyorum. Hemen hemen her gün. Çok seviyorum çünkü. Tane tane olduğunu o şekilde algıladım. Ama dedim istim kebabı olmamış, kesinlikle olmamış, hiç beğenmedim. Ya görüntü hatası var çünkü kürdan alamadım. Benim için görüntü şu an değil. Salçayı unuttum. Pişmemiş, et ondan pişmemiş. Dolayı. Buradan kaybetmişlerdi.